Merhaba Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet versin inşallah. Hanımlar, şöyle ben krem ipiyle herhangi bir iple modelimin çalışmasını yapacağım. Hem sizlere güzel bir yaprak modeli yapacağız. Hep beraber yelek hırka tarzında ben onun uyarlamasını yaptım. Siz ne isterseniz onu yapın hanımlar. Ben 3 model şeklinde ayarladım. Şöyle 7 ilmek kenara lastik bıraktım. Yelek ve hırkalar için. 2, 4, 6, 7. Bakın şöyle 2 ters de modele vereceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 modelimiz için, yapraklar için. 2 tane ters gene tekrar modelimize vereceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tekrar modelimize vereceğiz. Sonra 2 ters. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Siz istediğiniz herhangi yelekli iple yapabilirsiniz. Şimdi 3 numara. Şöyle lastik yaptım ben. Bir ters, bir düz olarak. 3 model olarak ben anlatıyorum. Siz öncelikle model çalışmalarını yapın. Kendi ufak bir parçada çıkartın. Sonra devam edin. Neye uyarlayacaksanız. 2, 4, 6, 7. Şimdi bir ters yapıyorum burada. Bakın. Bir düz artırıyorum. Tekrar bir düz arttırıyorum. Kesim işlemini yapıyorum. Şimdi 3 tane ilmeği keseceğiz. 3 tane ilmeğimi kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada şimdi 8 tane şey bıraktım. Model bıraktım yani. Şimdi tekrar 2 ters yapıyorum. 1, 2 ters. Sonra bakın burada modelimiz bütün gidecek. 1 yaprak için tekrar 1 artırıyorum, tekrar örüyorum, artırıyorum ve 3 tane kesim yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Bakın 2 ters arada. Bir düz ördüm. Artırdım. Bir tane daha düz ördüm. Artırdım. 3 kesim yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane modelimiz oldu. Şimdi burada bir ters bir düz olarak da yapabiliriz. Şu kenar kısmını da battaniyede yapabilirsiniz bu modelden. Kalan kısmını da bu şekilde ayarladım. Tekrar bu sefer hepsini ters yapacağım. Modelimizin özelliği de o zaten. Hepsini ters yapacağız. Başa kadar hepsini ters yapıyorum. Hadi bakalım lastiğe kadar hepsini ters yapalım bu şekilde. 3 model çalışma yaptık. Kaç tane ilmek gitti? 15 diyorum ama kesimlerle beraber 13 gidiyor hanımlar. Kesim saymazsanız 13 modelimiz. Hepsi ters lastiğe kadar.
Pardon, aradaki tersleri atladım tabii ki. Şu aradaki düzleri unutmayın. İki tane düzümüz var ve modelimizin tamamı ters. Yaprağımızın tamamı ters bu tarafta. Tersler de düz. Bu modelimizin tamamı hem artırmayla beraber hem bununla beraber tamamdır. Şimdi iki düzümü örüyorum. Ördüm iki düz. Sonra devam ediyorum. Hepsi ters lastiğime kadar. Şimdi bakın. Burası yaprağımız olacak. Bakın bir düzümüz vardı kenardan. Artırdım da düz yapıyorum. Tekrar artırıyorum. Burası şurası yaprağımızın çubuk yeri. Artırıyorum tekrar. Şimdi tekrar 3 tane kesiyorum. İkinci kesimimiz oldu. Bir burada kestik, bir de burada ikinci oldu. Şimdi kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaldı. İki tersim yapıyorum. Bir düzüm ördüm ve arttırdığımda düz. Onun yanından tekrar bu çubuğun yanından arttırmamı yaptım. Majörümü yaptım. Tekrar arttırmamı yaptım. Düzüm ördüm. Tekrar 3 tane kesim yapıyorum. 2 tane artırma yaptığımız için mecburen 3'ünü bir yani 2 tanesini kesmiş oluyoruz. Bir tanesi kalıyor. Tekrar devam ediyorum. 6 tane düzüm örüyorum. 2 ters. Tekrar 1. 2 düzüm ördüm. Artırdım bakın. Tekrar ördüm, artırdım. Tekrar kesim işlemini yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düzüm ördüm. Sonra bir ters, bir düz tekrar kenarda fazla ilmek başlamıştım ben. Onun için fazla geldi burada. Yani modelimizin tamamını sayarsak şu tersleri koymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13'lü geliyor hanımlar. Kesimlerle beraber ben 15'li diye saymıştım. İlmeğini biraz fazla katmışım. Yani modelimiz 13'lü katmanlarla. 15'li değil, 13'lü. 15'li yaparsanız 9'arlı yapacaksınız modeli, 8'arlı değil. Neyse ben sizin hiç kafanızı karıştırmayayım. 13'lü başlayacaksınız. Şimdi bakın. Düzüme kadar geldim. Düzü de örüyorum. Tersle devam ediyorum. Düz ve ters olarak ön sıraya kadar geliyorum. Şimdi tekrar lastiğimi örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden. Bakın şu kenar ilmeğinde burasını düz yapıp hemen yanından ters başlarsanız burası çok güzel gidiyor hanımlar. Onun bilgisini vereyim. Kaç tane lastik koyarsanız koyun. Kenar ilmeğini burasını örmeden alırsanız bunu tersle başlarsınız. Bakın şimdi 1, 2, 3 oldu. Arttırıyorum. Ördüm. Bakın gördüğünüz gibi orta yerden arttırmam yapıyorum. Arttırdım. Şimdi tekrar 3 tane kesimi yapıyorum. 3'ünü 1 alıyorum. 2 kesim, bir tanesi kalmış oluyor. Bir, iki, 3, 4 tane kaldı şimdi. 1, 2, 3 ördüm, artırdım, tekrar artırdım bir tane ördükten sonra tekrar devam ediyorum. Şu kenarımı kesim ilmeğimle kestim. Bu hep bizim kesim ilmeğimiz olacak. O hiç değişmeyecek.
1, 2, 3 arttırdım, ördüm, arttırdım, ördüm. Tekrar 3 taneyi kestim. Arkadan da örüp tersleri ters, düzleri düz örüp geliyorum. Şimdi modelimizde, yani yaprağımızda son arttırma ve kesimler yapıyoruz. Arttırdım. 1. Bakın kaç tane oldu arttırmamız? Bunu saymıyorum. 1. Bu kenardaki düzleri saymıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane oldu. 4 tane de artırma burada oldu. Dediğim gibi şu kenar düzlerini saymıyoruz. Bakın 2 tane düzüm kalacak kenarda. Gördüğünüz gibi. 2 düz kalacak. Çünkü oraya tekrar yaprağımızın modelini koyacağız. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Artırdım. Ördüm, artırdım, ördüm. Tekrar şimdi kesim mi yapacağım? 2 düz kalacak. Tek düz kalırsa burada yaprak koyması çok zor olur. Onun için 2 düz kalacak hanımlar. Bu kesim şeyinden hariç 2 düzümüz kalacak. Bu bizim hep kesim ilmeğimiz. Şöyle tekrar şunu bir kestim. 2 ilmeğim kaldı kenarda. Şimdi arka yönden tersleri ters, düzleri düz yapıp geliyorum. Yaprak modelimizin tamamı arkadan ters. Bakın yarısı çıktı bile. Şimdi püf noktamıza geldik. Yarım yaprak yapıyoruz. Bütün yaprak değil. Şimdi bakın artırmalarım son demiştim. Burada artırma yapmıyorum. Burada artırmalarım bitti. Kesim işlemi yapacağız şimdi. Bakın şöyle ilmeklerimi çeviriyorum. Şu dediğim gibi bu ilmeğim. Yani şöyle göstereyim. Bu kesmiş olduğum ilmeğim. Bu hep kesim işlemi. Bu sefer sola doğru kesiyorduk. Şimdi sağa doğru kesim yapacağız. Bu yaprağı keseceğiz. Şöyle hemen az bir şey uğraştıracak sadece. Buranın kesimleri. Bakın şimdi bir düzüme ördüm. Arttırdım. Şöyle pardon. Bir kesimden sonra artırmamı yaptım. Bir düzüm ördüm, artırdım, bir düzümü daha ördüm. Bakın bu yaprağımızı burada nasıl yapmışsak ikinci yaprağımızı da burada yapıyoruz. Artır şeyleri iki ilmek kalana kadar kesim işlemi bitti mi? İkinci yaprağımızı konduruyoruz. Bakın şimdi tamamını öreceğim. Örüyorum artırma yerine kadar. Şimdi 3 ilmek kaldı. Şöyle ilmeklerimi kesme yönüne doğru çeviriyorum. Çevirdim. Bunları bu şekilde kesiyorum. Kestim. Gördüğünüz gibi arttırdım, bir düz ördüm. Arttırdım, bir düz daha ördüm. Şimdi devam ediyorum. Bu modelimi de aynı şekilde yapacağım. Yarım yaprak modeli ama çok güzel, yeleklere harika bir yakışacak bir model. Düşünüyorum yani bundan çeyizlik bir tane yelek yapayım. Sonra modelini anlatayım. İnşallah yelek olarak çok beğendim çünkü ben bu modeli. İpini alayım çeyizlik. Kızıma bir tane yelek yapayım şişten. Arttırdım. Tekrar arttırdım. Bakın ördüm, arttırdım, ördüm, arttırdım, ördüm. Şimdi kenar şeyinde örüyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yelek olarak da atarım. Kesimlerini de yaparız inşallah hep beraber. Dediğim gibi model çok hoşuma gitti çünkü.
Şimdi başa kadar artık bu şekilde ters ve düz lastiklerimi yapıyorum. Hemen şöyle hepsini ters yapıyorum. İki düzümden hariç. Yaprakların tamamı bu tarafta ters. Burada iki düzüm var. Hadi bakalım başa kadar gidelim. Şimdi devam ediyoruz. Sağa doğru kesim yapıyoruz artık. Bakın 3 tane ilmeğimi şöyle kesime doğru çeviriyorum. Çevirdim. Üçünü bir şöyle kesiyorum. Kestim. Şimdi burada artırma yapmıyoruz. Bir düzüm ördüm. Artırıyorum. Bir düzüm daha orta çubuktaki yaprağımızın yani şurası. Artırdım. İki düzümü de örüyorum. Bu şekilde artık ya yani az çok kesimlerinde artırmasını da öğrendiniz. Şimdi bakın. Şimdi 3 tane ilmek sağa doğru kesim yapıyorum. Kestim. Keseceğim inşallah. Ve bir düzüm ördüm, artırdım, bir düzümü daha ördüm, artırdım, bir düzümü, iki düzüm daha var burada, onu da ördüm. Bakın bu şekilde bu yaprağımız şöyle kesilip gidilecek, bu yaprağımız da çoğalacak. Dediğim gibi gerçekten çok güzel bir model. Şimdi 3 tane kaldı. 3 taneyi çeviriyorum. Şimdi arka yüzünden de örüp geliyorum anlar. Tekrar yaprağımıza geldim. Ön yüzüne. Bu modelden çok güzel şapka da olur anlar. Yapmak isteyene. Her şeye gider bir model. Hem de çok gösterişli güzel bir model. Bak. Bir düzüm ördüm. İki düzüm ördüm. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamızı yapıyoruz. İki tersimi ördüm. Bak. Bir, iki, üç. Üç tane kalıyor. Üç, dört tane kalacak kenarda. Şimdilik bir dahakine kesimimiz bitecek. Dört kesimde bitiriyoruz yaprağımızın kesimini. Bir, iki, üç. Üçüncü artırmalarımı yaptım. Dördüncü artırmada yaprağımızın artırması bitiyor. Şimdi kesimlerimi yapıyorum tekrar. Şimdi arka yönden de tersleri ters düzleri düz örüp geliyorum. Arttırdım tekrar artırmalarına devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi son kesimlerimizi yapıyoruz. İki düzüm kalacak kenarda. Şu ilmeklerimi kesiyorum. Dediğim gibi hep bu şu ilmeğimiz hep kesim için gidecek. Bir böyle kesiyoruz, bir böyle kesiyoruz. Zikzak kesim yapıyoruz. Ve dördüncü artırmalarımı da yapıyorum. Son kesimleri yapıyoruz artık. İki düzümüz kalacak. Çünkü buraya yaprak koyacağız tekrar. Tekrar modelimi arka yüzünden de örüp geliyorum. Bir daha yaprağımızın
başlangıcını yapacağız. 1 2 3 4. artırmamı yaptım. Tekrar bir artırmamı daha yaptım. Bu şekilde hemen arka yüzünden de örüp geliyorum. Bakın hanımlar, bir modelimiz şu ters yanında şu şekilde. Bir modelimiz şu tersten bu terse kadar. Bir modelimiz de bu tersten buraya kadar. Çok güzel bir model. Şimdi tekrar bir düzümü ördüm. Artırdım. Bir düzümü daha ördüm. Artırdım. Şimdi artık sola doğru kesim yapacağız 3 tanesini. Gördüğünüz gibi. Bir böyle kestik. Bir böyle kestik. Tekrar böyle keseceğiz. Artık benim anlatacağım bu kadar hanımlar. Artık modeli bu şekilde büyüteceksiniz. Burada ilk buraya yaprağımızı koyduk. İkinci yaprağımızı buraya koyduk. Tekrar üçüncü yaprağımızı buraya koyduk. Dördüncüyü tekrar buraya koyacaksınız. Bu şekilde gidecek. Dediğim gibi çok güzel model. Bakın bir düzümü ördüm, artırdım. Bir düz ördüm, artırdım ve 3 tane bu şu hep kesim ilmeğimiz belli, sabit o. Onunla kesim yapıyoruz. Geri kalanı düz olarak örüyorum. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7. Gördüğünüz gibi 8 ilmeğimiz kalıyor. Bak, bir düzümü ördüm, artırdım, bir düzümü ördüm, artırdım ve 3 kesim yapıyorum. Hepsi bu kadar anlar. Umarım anlaşılmıştır. Umarım anlatabilmişimdir. Hatalarım, kusurlarım elbette ki var. Onlar için de affola. Dediğim gibi modelimiz 13'lü katmanlardan, tekrar vurgulayayım, oluşuyor. Terslerde arasında katacaksınız. Onları da hesaplayın. Gerçekten çok güzel bir model. Ben çok beğendim bu modeli. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bakın şu şekilde hem kabarık kabarık duruyor, hem de yeleklere yakışır, hırkalara yakışır bir model. Ben çok beğendim. İnşallah umarım bundan bir tane yelek yaparım. Şimdilik hoşçakalın hanımlar. Safişin el emeklerinde kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğeni ve paylaşımı yapmayı unutmayın ki videolarımın desteği için yorumlar yazın ki videolarım önermelere çıksın. Daha çok insanlara ulaşsın inşallah. Daha çok izleyiciye ulaşarak bizde bir hayır da olur. İşlemiş olalım. Bakın bu şekilde ne diyeceğimi bilemedim. Mutlu olurum yani, sevinirim. Umarım beğenir ve yaparsınız. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.